Efendim, sahte fon sistemiyle başta tanınmış futbolcular olmak kaydı şartıyla onlarca kişiyi dolandırmakla suçlanan bankacı Seçil Erzan. Onun yargılandığı davada bir ara karar verildi. Erzan'ın beklediği tahliye haberi gelmedi. Dördüncü duruşma 8 Mart'ta görülecek. Şimdi önemli bir gelişme var yalnız. Ne o? Okuyorsunuz zaten arkada da. Davada adı geçen ünlü futbolculara eğer gelmezlerse zorla getirilme kararı çıktı. Türkiye'nin konuştuğu davada ara kararı açıklandı. Mahkeme Seçil Erzan'ın tutukluluğuna devam dedi. Dev vurgunda adı geçen bazı futbolcularsa mahkemeye zorla getirilecek. Yüksek kar getirili sahte fon vaadiyle başta futbolcu ve iş adamları olmak üzere onlarca kişiden 25 milyon dolar aldığı iddia edilen bankacı Seçil Erzan yaklaşık bir yıldır cezaevindeydi. Nerede? Nasıl? Haberim yok. Davanın 3. duruşması 15 Ocak'ta görülmüş. Eski milli futbolcu Semih Kaya tanık olarak dinlenmişti. Semih Bey kısa bir açıklama yapsanız. Gözlerse listenin en başında adı geçen futbolcuların hakim karşısına çıkacağı 4. duruşmaya çevrildi. Mahkemede Emre Belezoğlu, Arda Turan, Selçuk İnan ve Fernando Muslera'nın avukatlarına müvekkillerini hazır etmeleri için uyarıda bulunuldu. Eğer hazır etmezlerse bir sonraki duruşmaya bu isimler zorla getirilecek. Çin'deyken bazen yaşarken tabii ki çok keyifliydi. Erzan son duruşmada 10 kişinin ismini vermiş, tüm yazışmaların ve banka dokümanlarının ortaya çıkarılmasını talep etmişti. Mahkeme banka çalışanları ve yöneticilerle yapılan görüşme trafiği içinde ek rapor istedi. Seçil Erzan'ın çalıştığı bankada 2020 ile 2023 yılları arasında çalışan tüm personellerin tanık olarak dinleneceği hakkında bir karar da çıktı. Bu hüküm sonraki celselerde değerlendirilecek. Ve Erzan'ın işbirliği yaptığı öne sürülen çekirdek kadrosu. Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlıcan ve Hüseyin Eligül'ün tüm hesap hareketleri incelenecek. Ali Yörük ile Semih Kaya arasındaki hesap hareketleri de mercek altına alınacak. Türkiye'nin yakından takip ettiği davanın 4. duruşması 8 Mart'ta görülecek.